Bir önceki çalışmamızda dikkatli bakacak olursanız Container Fluid diye bir yapı kullanmıştık. Container Fluid'u da hatırlatayım arkadaşlar tekrar. Container Fluid akışkan konteyner yani ekranın %100'ünü kapla şeklinde olan bir konteyner yapısı. Yine referanslar kısmından gidip bakabilirsiniz. Şöyle yapayım ve konteyneri tekrar size hatırlatayım. Konteyner kısmında eğer Container Fluid kullanırsanız her yerde %100 olacağını burada gösteriyor. Devam edelim. Neye ihtiyacımız vardı? Artık ürünler kısmına ihtiyacımız var. 3 tane ürün gözükecekmiş. Bunlar kart olarak gözükse güzel olur. O yüzden de kart dedim. Kart kısmına geldikten sonra ilk kartın gayet mantıklı olduğunu görüyorum. Kopyaladım. Visual Studio Code'dan devam edeceğim. Bu proje kısmı ve diğer kısımlar büyük bir ihtimalle container olarak devam edecek. O yüzden de container dedim. Ve Container dedikten sonra da şu ikisini de şimdi aşağıya alalım ve row olsun ve coltree smtree 4x3 olacak ve bir tanesini ilk önce yapalım. Bir tanesini yaptıktan sonra da diğerine devam ederiz. Kartı yaptım. Kartı yaptıktan sonra ilk dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle ve kesinlikle unutmamanız gereken şey kartların hemen yanında burada bir stil kısmı var. Bu stil kısmı siliyoruz arkadaşlar. Tamam bu stile ihtiyacımız yok. Daha sonra da bir Loren Pixum almamız lazım. Yukarıdakilerden bir tanesini kopyalayayım. Ve bunun da tabii ki ID'sini değiştireceğim. 149 olsun. 600'e 450 olsun. Biraz da şekli değişmiş olsun. veya hatta 400'e biraz da yer kazanmış olalım. 250 olsun. Peki. Ve buna da ürün 1 diyelim. ve incele butonumuz olsun. Artık gidip baktığımız zaman burada ürün birimiz var. Harika. Diğerlerini de artık kopyalayabiliriz. Yine ben kolonun tamamını kopyalayayım. Zaten aşağıdakilerin tamamı da aynı şekilde olacaktı. Ve geldim. Birincisi ve ikincisi diye diğer ürünleri de ekledim. Bu da ürün 2 olacak ve ürün 3 olacak. Tabii ki kolonları nasıl kopyaladığınızı sizin biliyor olmanız lazım. Eğer yanlış kopyaladıysanız dikkat edin arkadaşlar. Bir container'ımız vardı. İçerisinde row'umuz vardı ve row'un hemen içerisinde de 3 tane aslında kolon ve her birisinin içerisinde de kartlarımız var. Buradaki 49 olsun. Bu da kaç dedim? 50 olsun o zaman ürün 2, ürün 3. Geldiğimiz zaman ürün 2 ve ürün 3 diye ürünlerimiz de geldi. Süper. Artık buradaki proje kısmını bitirdik. Bir de productslarımız varmış. Buradaki productslardan kast ne? Diyelim ki daha doğrusu projeler kısmı varmış. Bunlar, bunlar hangileri? Projeler. Bunlar products olsun. Bunlar projeler olsun. Peki ne değişti? Aslında hiçbir şey değişmedi ama nedense ismini değiştirmek istedim. Şöyle yapalım. Bir tane de bu kısma bir yazı yazalım. Coltre Essentre 12'nin içerisinde H2 olsun ve ne demiştik? Ürünlerimiz dedim. Aynı zamanda da hemen altında da bir çizgi olsun. Yani H'ye ekledim. Peki gelip baktığımız zaman her şey yolunda mı? Ürünlerimiz Ürünlerimizde yazıyor. Bir tane de temiz bir çizgimiz var. Harika. Şimdi diğerine devam edebiliriz. Ne ihtiyacımız vardı? Burada tekrar row yani yeni bir bölüme ihtiyacımız var. Aynı konteyner yapısının içerisindeyiz. Ve kaç tane varmış? Hatırlayalım. 2, 4, 6, 8 tane var. Hmm. 8 tane varsa şöyle yapalım. Bunların her birisini tam yıl içerisinde görsellerin içerisinde tutalım. Ama aynı zamanda da Buradaki yapıların tamamı da coltrsm diye girelim. Yani coltrsm çarpı 8 olsun ve her birisinin içerisinde de aslında imgw100 diye klası olsun ve bir de source ekleyelim. src edelim ve buradan şöyle yapalım. src dedikten sonra hemen şu bir de kopyalayalım tek seferde bakalım yapabilecek miyiz. Source dedikten sonra da 20 ile başlatalım. Ve dolar olsun burada. Ve 100'e kaç olsun? 80 olsun. Köşeli parantezi kapattık. Bu yazım tarzı gerçekten çok muhteşem arkadaşlar. 20 ile başlasın. Ondan sonra 21, 22, 23 diye devam etsin. 8 tane olsun. Görsel olsun. Hatta ben bunu şöyle yapayım. Açıklama satırına alayım ki Belki değil. ben bunu yapamadım diyenleriniz olursa buradan bakarsınız. Peki köşeli parantezi yaptık, hepsini aldık, süper artık raw yapımız var. Ama lütfen tembellik yapmak yok. Bunu gidip elle yazıyorsunuz. Kopyala pastala yasak. Peki alternatif text bilgisinde yazmadık, kaydettim. Gidip baktığımız zaman bakalım ne oldu. Artık burada görsellerimiz var, ama bu görseller çok yapışmış. Nasıl düzeltebiliriz? Düzeltmemiz çok basit olacaktır. Burada MY4 diyerek yani hem yukarıdan hem aşağıdan boşluk ver diyebiliriz Ve MY4 dedikten sonra da hem yukarıdan hem aşağıdan boşluklarımızı verdik. Ama bir de keşke şey olsaydı. Coltree SMTree 12. Yani tam bir blok olsun. Ve yine aynı şekilde yukarıdaki yazı gibi yine üşendim. Ürünlerimizde olduğu gibi Burada da ne yazsın? Projelerimiz yazsın. Projelerimiz kısmında da projelerimizde yazmış olduk. Harika. Evet burada ürünlerimizi ve aynı zamanda projelerimizi bitirdiğimize göre. Tekrar bir şu projelerimize bakmak istiyorum. Evet bitirdiğimize göre her şey yolunda. Keşke şu projeleri de bir link verseydik. Veyahut da şöyle yapalım. Bu bölümü kapatmadan önce bu kısımları bir thumbnail gibi gösterelim. Hemen geldim. Thumbnail dedim. Buradaki thumbnail kısmında image float. Şuradaki thumbnail'ı almak istiyorum. Ve hemen buraya geldim. Altta birlikte hepsini birden seçiyorum. Ve yapıştırdım. Harika. Thumbnail yaptım. Thumbnail yaptıktan sonra da bir tık daha güzel gözüktü. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Çok daha güzel gözüktü. Harika projelerimiz kısmını yaptık, ürünlerimiz kısmını yaptık. Bir sonraki videoda da futurla devam ederiz.